7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 192 Aydın Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Aydın Yayıncılık Sayfa 1926. Yavrularını yumurtlayarak dünyaya getirir. Yavrularına belli bir süre bakar. Yavrularının gelişimini tamamlaması için kuluçkaya yatar. Yukarıda verilen özellikler hangi canlı gruba aittir? A. Memeliler. B. Kuşlar. C. Sürüngenler. D. Kurbağalar. Cevap B. 7. Aşağıdaki canlılardan hangisi bölünerek çoğalır? A. Öglena. B. Deniz yıldızı. C. Toprak solucanı. D. Hidra. Cevap A. 8. Bitkilerin hayat döngüsünde. I. Döllenme. 2. Tozlaşma. 3. Çimlenme. 4. Tohum veya meyve oluşumu. Belirtilen olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A. 2. I. 3. 4. B. 3. I. 4. 2. C. I. 2. 3. 4. D. 2. I. 4. 3. Cevap D. 9. yandaki görselde verilen canlıda meydana gelen üreme şekli, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? A. Vejetatif. B. Tomurcuklanarak. C. Rejenerasyon. D. Bölünerek. Cevap B. 10. yandaki görselde bir arının çiçeğe konduğu görülmektedir. Arı, çiçekli bitkilerde hangi olayın gerçekleşmesine yardımcı olur? A. Çimlenme. B. Tozlaşma. C. Büyüme. D. Döllenme. Cevap B. 7. Sınıf Aydın Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 192 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.